Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Aralık 2018. Bugün bu ayın ortalama olarak nasıl ilerlediğini göreceğiz Borsa İstanbul açısından. Borsada belli aylar ortalama daha iyi getiri sağlar. Belli aylar daha kötü istatistiksel olarak daha kötü getiri sağlar. Ama bu aylarda bu bilgiyi kullanırken diğer teknik analiz kısımlarında unutmamak gerekiyor. Yani gözü kapalı olarak örneğin bir ayda iyi getirisi varsa borsanın gözü kapalı almamak lazım. Teknik diğer kanıtları da göz önünde bulundurmak lazım alım satım işlemi yaparken. Bugün Borsa İstanbul'u göreceğiz. Borsa İstanbul en son 1999'a kadar olan istatistiğine baktığımızda Aralık ayı ortalamada %74 yukarı doğru ilerlemiş ve bu yukarı ilerlemede ortalama ilerleme %8 olmuş. Daha kısa döneme geçersek örneğin şöyle takıldı galiba. En iyi zamandaki ilerlemenin 1999'dan gelen bir ilerlemeymiş o. Onu çıkartırsak şu grafikte. Buna outlier deniyor, yani istatistiksel bilgiyi değiştiriyor. Ama gene %74 doğru, %72 doğruluk oranıyla Aralık ayında borsanın %4,2 ortalama getirdiğini görüyoruz bu grafikte. Bir de Nisan ayında çok iyiymiş. Örneğin bunu Nisan ayı için yaparsak bu biraz takıldı, onun için şöyle yapacağım. Bu sadece örnek olarak göstermek için. Bu sene Nisan ayında %9 kaybı olmuş. Geçen sene %1. Dönem uzadıkça %83 doğruluk oranıyla 1,7 getirisi olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Belli aylarda borsanın iyi farklı şekilde ilerlediğini, belli aylarda kötü şekilde ilerlediğini, negatif ilerlediğini görüyoruz. Ama tabi burada en son seneden de göreceğimiz gibi gözü kapalı olarak almıyoruz. Teknik destek noktalarına bakıyoruz. Örneğin burada önemli teknik destek noktamız Borsa İstanbul burası. 100 endeksi. Şurasıymış önemli destek noktası. Borsa buradan aşağıya inmemiş. Bu uzun dönemli bir nokta. Önemli bir nokta. Bunun aşağısına inmemiş, yukarı doğru çıkmış. Burada ben tekrar buraya kadar çıkmasını bekliyorum. Herhangi bir teknik kanıtım yok elimde ama şunu önceki destek seviyesinin altına gelmediği için şu şekilde ortalamaya doğru bir çıkması olacağını bekliyorum. Aralık ayı nereye kadar? Aralık ayı ortalama şuraya kadar, yani şöyle bir şey çıkabilir. Bunu başka siteden bakalım. Evet, Borsa İstanbul haftalık grafiğine bakıyoruz şu anda. Burada PMO'nun yukarı doğru çıktığını görüyoruz haftalık grafikte. Günlük grafik bize ne gösterecek? Günlük grafikte de şu bölgede düzelmeye başladığını görüyoruz. Ortalamalarda yön değiştiriyor burada. Burada haftalık grafiğe baktık. Diğer grafikte burada da kısa dönemli ortalama, yani 5 günlük ortalama
Rengini değiştireyim şöyle. 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Bu 20 günlük ortalama. Şurada üstüne çıkmış. Ve daha sonra da 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Ve fiyatlar 50 günün o 50 günlük ortalamanın üstünde. Yani buna ek olarak bir de sezon etkilerini eklersek borsaların yukarı çıkma ihtimalinin olduğunu düşünebiliriz. Ek olarak da şöyle bir şeydi. Tabii istediğimiz yöne çıkacak diye bir şey yok borsa. Öyle de yapmamalıyız. Evet, burada belli şuraya kadar bir yukarı çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii tam yukarı çıktığını söyleyebilmek için ortalamaların yön değiştirmesi gerekmekte. Evet, bugünlük de bu kadar. Burada söylemek istediğim Aralık ayının bütün borsaları için, örneğin burada bunu S&P ile de karşılaştırabiliriz. Bütün borsalar için iyi bir zaman olduğunu söylemekti. S&P'yi direkt buraya yazalım. Karşılaştırma yapmak için. Şu anda S&P'de de %74 olasılıkla borsanın 1.2 %1.2 yukarı gittiğini görmekteyiz. Yani Aralık ayı da S&P için çok iyi bir ay olarak görünmekte. Peki DAX için ne, nasıl? Uzun döneme baktığımızda DAX için de Alman borsa endeksi için de aynı şeyi görmekteyiz. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.